Karınçlıyım kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Belgrad Ormanı'na geldim. Hem yürüyüş amaçlı ve arkadaşımla Ronnie ile birlikte hem kraliçe karınca bakacağız. Uçuş mevsimi biliyorsunuz bayağıdır size söylemiyordum. Yani söylemiyordum değil, birkaç canlı yayında da bahsettim ama şu an Lasius Niger, yani Lasius Niger demeyeyim de Lasiuslar, Tetrimoriumlar ve Formikaların uçuş zamanı. Bu üçü başlangıç için fena olmayan türlerden. Bir takım uçan başka türler de var ama onları önermiyorum. Şu mevsimlerde Lasius Niger bulabilirsiniz. Başlangıç için çok iyi bir tür dediğim gibi. Formikalar biraz zordur. Fakat Tetrimoriumlar da harika. Hani benim o günlüklerin tuttuğum. Şimdi çok basit bir şekilde kraliçe karınca nasıl arıyorum onu göstereceğim. Bir kere yakınlarınızda bir yerde mutlaka doğal bir alan olması gerekiyor. İlla bu kadar orman olmasına gerek yok. Fakat elinizden geldiğince şehir içinde yaşıyorsanız, çok kalabalık böyle betonarme binaların arasındaysanız mutlaka şey yapın. Böyle köşede möşede bir yerde parkların olduğu, küçük ormanlıkların bulunduğu yerlerin kenarlarında arayın. Doğrudan ormanın içerisinde bulmanız çok zor ama genelde böyle patika yollarda veya işte kaldırımlarda, düzlüklerde, futbol sahalarında, tenis kortlarında arama yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey şanslı olmak. Bu kadar. Başka hiçbir zorluğu yok aslında. Yakınlarda bir uçuş olmuşsa böyle kenarlara bakarak yavaş yürüyerek, ki yavaş yürüdüğünüz zaman hareket algınız daha iyi çalışır. Bu sebeple yavaş yürüyerek karınca bakabilirsiniz. Bunu alan eşek arası bir teğet geçti. Şimdi ben ana yola çıkacağım ama çıkmadan önce şöyle bir göl tarafına bir bakalım dedik. Ne tarz kurbağalar var, nelerimiz var, bir mıncıklayalım misali. Ama bir yandan da ben böyle yavaş yavaş yürüyerek köşelerde kraliçe karınca bakıyorum. Kendine yuva arayan, biliyorsunuz uçuş olduktan sonra kraliçeler zemine iniyor ve hızlı bir şekilde kendilerine yuva bulmaya çalışıyorlar. İşte o süreçte de biz onları buluyoruz. Başka da zaten anlatılacak çok detaylı bir yanı yok. Yağmur sonrası, gece, gündüz, bunun şu saatte, şu dakikada harika kraliçe bulursunuz diyebileceğim hiçbir şey yok. Bu tamamen sizin şansınızla ilgili. Kimi arkadaşlar onlarca buluyor, kimisi aylarca bulamıyor. Ben de bu şekilde özetleyeyim dedim. Böyle köşelerden yürüye yürüye. Bakın, yürüyün. Günlük yürüyüşler yapın, hep söylüyorum. Hem spor yapmış olursunuz. Onun haricinde bakalım. Ben şimdi aramaya devam ediyorum. Olur da bulursam size nasıl yerdeki kraliçe karıncayı alıyorum bulduğum zaman onu da gösteririm. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Şöyle bir de etrafı çekeyim size. Gayet de güzel bir yerdeyiz. Hızlı hızlı döneyim. Göl kısmına indik. Şimdi yukarı doğru, ormana doğru çıkıyoruz. Yolda da kraliçe bakacağız. Yolun kenarına çıktık. Yolda şimdi yürüyoruz. Burası da aslında %100 uygun bir yer değil ama sonuçta bir düzlük. Kraliçe karınca görme açısından daha rahat bir yer. Bu böyle 4 kilometre, 5 kilometre yürüyor. Biz de bu yolu ufak ufak yürüyeceğiz. Dediğim gibi köşelere bakmaya çalışıyorum. Genelde zemine bile inse kraliçe karınca köşelere gidecektir. Çünkü yuva yapmak isteyeceği yerler genelde sağda ve solda olur. Bu yüzden yol hizasında bakarak adım adım ilerleyeceğiz. Dediğim gibi düzlüklere bakarsanız şansınız bir tık daha yüksek olur. Ama böyle misal veriyorum şu an. Ormanın içine doğru yürüyeyim. Orman dediğim hani köşeye doğru. Bu tarz yerlerde kraliçe karınca bulmanız çok daha zor. Ve tekrar hatırlatıyorum, ne olur lütfen, rica ediyorum, hazır kolonileri patlatmayın. Yani atıyorum şu taşın altını kaldırayım mesela. Aa, yılan buldum. Yani bu tarz şeylerde doğada gördüğünüz hayvana dokunmamaya çalışın arkadaşlar. Bilhassa bu karıncalar için geçerli. Bunun kafası nerede, yakalayalım onu bir sevelim. Düzlükle yürümeye devam ediyoruz. Herhangi bir kraliçeye denk gelmedik daha. Ama tabii bir sürü çok güzel böyle yılanlar, akrepler var. Tabii onları almıyorum. Şu an amacımız kraliçe bulmak. Ama hiçbir uçuş belirtisi yok. Dediğim gibi yani her çıkışta kraliçe bulacağım diye bir şey yok ne yazık ki. Hep söylüyorum, bir hafta 10 gün ararsınız bulamazsınız. Bir ay ararsınız bulamazsınız. Bir gün onlarcasına denk gelebilirsiniz. Ormanda bulma şansımız çok tabi, zayıf ama gene de Ronnie arıyor. İnsan böyle özlüyor ya. Araba gürültüsü yok, bir şey yok. Evet, bakalım bakalım bakalım.
bir uçuş belirtisi yok. Bu uçanlar sinek. Tam yılanlık yer. Şuraya da bir gideyim bakayım. Mesela bir düzlük. Bu tip yerlere bakabilirsiniz. Ama hiçbir eser yok. Evet, devam ediyoruz. İnşallah bulurum da size nasıl yakalanır. Ya yakalamasında bir şey yok zaten ama en azından bir örnek olur. Arşivimizde durur. Görüşürüz. Evet, hop gitti. Bir Yusufçuk. Güzelliğe bakın ya. Elle çekiyorum, biraz sarsılıyor olabilir. Arkadaşlar mesela şu an bir tane kraliçe gördüm. Neredeydi o? Bir saniye. Nereye gitti abi? Az önce burada yürüyordu. Tam kamerayı başlattım. Allah Allah. İşte bu çalı çırpının içinde baktığınız zaman burada bakın. Şu bir kraliçe. Yüksek ihtimalle Amerika kraliçesi. Uçuşunu yapmış. Kanadını dökmüş. Ve söyleyin adını. Yuva arıyor kendine. Test tüpü alıyoruz. Şimdi önünü temizleyelim şöyle. Sen abi alsana bunu. Parmağım gözüküyor mu şu an? Bakın, onun yürüdüğü yolun önüne test tüpünü koyuyorum. Tabii girmeyecek o. Parmağımla da iteklediğim zaman aman 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 başka işi girmesin. Evet, görmüş olduğunuz gibi yakaladık. Bir saniye. Burada duruyor. Evet, Amerika kraliçesine benziyor. Bunu tabii makro şeklinde bir bakarım. Tam %100 emin olurum. Bunu alacağız şimdi. Bu test tüpünde herhangi bir şey yok. Su yok. Şimdilik gerek de yok zaten. Burada da bir şey pislik gelmiş. Yalnız içeride başka bir işçi düşmüş. Onu almamız lazım. Savaşırlar. Şu kraliçe bir elime gelsin. Evet, bir de pamuk veya kapak var mı? Bir şey diyeceğim, içindeki işçi hala duruyor ya. Şunu bir alalım oradan. O sıkıntı. Allah'ım, bir işçi yüzünden başımıza bela aldık. Gitti. Evet, bir adet Amerika kraliçemiz oldu. Şans. Normalde çalılığın içinde çıktı. Yani o düzlüklerde bakıyorduk ama ormanın içinde çıktı bir nevi. Evet, devam edelim. Bakın, böyle bir alan aslında bulmak için daha uygun. Diyeceksiniz ki ulan buldun az önce, işte daha ne alanından bahsediyorsun. Ama o bir şanstı. Denk geldim. Bu tarz alanlar daha doğru. Demek istediğim buydu, yani düzlükten kastım. O yüzden şey örneğini verdim, hani futbol sahası, ne bileyim basketbol sahası, tenis kortu genelde böyle dümdüz olur. İşte etrafta çimlik, çalılık bir şeyler olur. Çiçek, böcek. Bakalım, şimdi burada yürüyorum. Eğer olur da yine denk gelirsem çekerim mutlaka. Hava biraz çok hafif serin. Tabii sabah saatleri. O yüzden daha zorlanıyorum açıkçası. Ne anlamda zorlanıyorum? Hani öncesinde bir yağmur yağmadı ama burası bir hayli nemli. Çünkü baraj var yakınımda. Böyle küçük küçük işte dereler var. O yüzden aramaya devam ediyorum. Kusura bakmayın, nefessiz kaldım. Tırmandık biraz. Bulursam devam edeceğiz.
arkadaşlar bir tane Carabus intricatus bulduk. Bu da böyle kolay kolay rastlayabileceğiniz bir boyutta değil. Görmüş olduğunuz gibi müthiş renklere sahip. Üst tarafı biraz turkuaz, alt taraf mor. Bayağı bir hızlı şu an, o yüzden sürekli elimi böyle şey yapacağım, değiştireceğim. Tabii karınca ararken böyle değişik değişik türlere denk gelebiliyoruz. Böcek koleksiyonu yapan ve böcek besleyen birçok insan var benim gibi. Hani değişik sopa türü böcekleri olsun, mantisler olsun. Bu da aslında beslenmesi çok keyifli bir tür. Ama hani bende zaten benzerleri var evde. Bunu almayacağım. Bu doğada bulduk şimdi. Doğaya geri salacağız. Ama aynı türe ait birkaç tür var bende. Onlardan da size özel video çekerim eğer isterseniz. Görmüş olduğunuz gibi renkleri mükemmel. Ellerim biraz pistir, kusura bakmayın. Hep tabii toprak moprak bakmaktan. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel renkleri var. Evet, biz karınca aramaya devam edelim. Bunu da doğaya salalım. Çok güzel ya. Evet, toplam 1,5 saat oldu. Hala o bulduğumuz Maymrika'dan başka kraliçeye denk gelemedik. 3,5 kilometre de yol yapmış olduk totalde. Vallahi uçuş yok yani, uçuş olsa zaten denk gelsek muhtemelen coştururduk sizi. Hani şey düşünüyordum ben, bir uçuşa denk gelirim. O uçuşa denk gelmeyle işte bakın 50 tane kraliçe var, hadi bakalım çekiliş yapıyoruz misali bir şey yapabilirdim ama hala aramaya devam ediyoruz. Olur da denk gelirsek zaten çekime devam ederiz. Bu arada birkaç tane yılana denk geldik. İşte akrep arıyorum ya, hani alacağım için değil de bu bölgede hangi akrepler var aşağı yukarı onlara bir bakmak istiyorum ama henüz denk gelemedik. Açıkçası öyle çok da taşların, kayaların altına bakmıyoruz. Yani çünkü düz dizmişler taşları falan gayet güzel bir şekilde, onu bozmak istemiyoruz. Neyse, kraliçe için devam edelim. Evet, şu an bir yılan canlı canlı ne yazık ki kurbağayı löplüyor. Yazık lan, yaşıyor daha ya. Öldüreyim mi kurbağayı? Ama bu sefer şey, yılan kurtulacak ona. Tabii ona yapacak bir şey yok. Hepsini yutacak bir kere de ya. Şu an tam yakalamak istiyorsam sırası yani. Hayvanın hareketsiz olduğu. Kafası da sarı bunun, farkındaysan. Aynen. İstiyorsan yutsun. Ama çok sürebilir yutmasa. Yaklaşık olarak da bir 35-40 santim var yılan. Evet, biz devam edelim. Evet, burada bir adet virdulamız var. Ölü taklidi yapan. İlk partide gösterdiğimin bir küçüğü. Ölü taklidi yapıyordu, şimdi artist. Toparlıyor kendini yavaş yavaş. Biraz da kıpırdatmamaya çalışıyorum elimi ki yürüsün diye. Ay. Bıraktık bakalım. Yürüsün gitsin. Hop, artist. Evet arkadaşlar, Belgrad'ın sonuna geldik. Birazdan birazcık daha yürüyüp daha sonrasında şeye gideceğiz. Arabaya binip döneceğiz. Kraliçe bir tane bulabildik. Dediğim gibi bu işler böyle şans işi. Ben bunu anlatmak için aslında bu videoyu çekmek istedim size. Şu arabaya kadar da bir aksiyon yaşarsak tekrar bir ekleme yaparım. Daha sonra da bitiriş yaparız. Evet, bir adet damalı su yılanı buldum. Şöyle göstereyim size bir saniye.
Bu zararsız bir yılandır. Tam aldı su yılanı. Tam da arabaya yürürken gördük. Neredesin lan? Heh. Hadi git bakalım. Bastı gidiyor. Evet arkadaşlar, bu video böyle bir videoydu. Belgrad'da biraz tur atarken sizle de birkaç tane paylaşmak istedim. Görüntü paylaşmak istedim. Bir tane kraliçe bulduk. Dediğim gibi kraliçe bulmanın çok net bir taktiği yok. Sadece şanslı olmanız lazım. Yürümeniz lazım, gezmeniz lazım ve uçuşa denk gelmeniz lazım. Ben az önce bir uçuşa denk gelmedim. O bulduğum Maimrika türü kraliçe tamamen işte bir ara uçmuş ve hala yuva arıyordu. Onun haricinde çok bir vermem gereken net bir bilgi yok ama dediğim gibi şu sıralar şeylerin uçuşu var. Lasius'ların, Tetrimorium'ların ve Formica'ların uçuşu var. Denk gelme şansınız yüksek. Ben de ufaktan aracıma dönüyorum artık. Dönüş yoluna geçeceğim. Videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videolar, hani vlog tarzında videolar çekmiyorum normalde ama isterseniz tabii seve seve çekerim kamplarda vesaire. Böyle çok güzel ormanlık alanlar var. Eğer istiyorsanız yorumlara da mutlaka yazın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.